Gıdalar için seçeceğimiz pişirme yöntemleri bazen gıdanın besin değerlerinden maksimum derecede yararlanmamızı sağlayarak sağlıklı beslenmede önemli bir rol üstlenmekte. Bazen de seçmiş olduğumuz bu pişirme yöntemi sağlık üzerinde zararlı etkileri olan kimyasal maddelerin oluşumuna yol açabilmektedir. İnternette dolaşan fırında sütlaçların pürmüz kullanılarak üzerlerinin yakıldığı görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Medyada dolaşan bir fırında sütlaçla ilgili bir haberde fırında sütlaçta yakma işleminin pürmüzle yapıldığı gözlemleniyor. Tabii burada bir akrilamit oluşumu söz konusu. Konuyla alakalı konuşan Gıda Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Emine Tanrıkulu, sadece bu yöntemle değil, kızartma, fırınlama ve yakma yöntemi uygulanan birçok gıdada akrilamit riskinin söz konusu olduğunu dile getirdi. Sadece bu yöntemle değil, aslında kızartma işlemi uygulanan birçok üründe akrilamit riski söz konusudur. Peki akrilamit nedir ve hangi gıdaların pişirilmesiyle ortaya çıkar? Tanrıkulu açıkladı. Seçeceğimiz pişirme yöntemine göre gıdanın organik olup olmamasından bağımsız olarak oluşabilecek bu zararlı maddelerden biridir. Nişasta içeriği yüksek gıdalarda ısıl işlem sonucu amino asit ve şekerler arasındaki Maillard reaksiyonu sonucu oluşan bir kimyasaldır. Akrilamidin her ne kadar da yiyeceklere tat katsa da sağlığımızı olumsuz etkileyen bir kimyasal olduğunun altını çizen Tanrıkulu, yapılan bilimsel çalışmaları aktardı. Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre akrilamidin bazı nörotoksik ve kanserojenik etkileri gösterdiği ispat edilmiş. Patates kızartması, cips, fırın sütlaç, bisküvi, kahvaltılık yemekler, ekmek, kahve gibi gıdalarda 120 derecenin üzerindeki fırınlama, kızartma, kavurma gibi yüksek sıcaklıklardaki pişirme işlemleri sonucunda ortaya çıkıyor. Tabii haşlama ve buharda pişirme yöntemlerinde bu gözlenmiyor bu oluşum. Akrilamit ne kadar yiyeceklerimize kısmen lezzet katsa da sağlığımızı olumsuz etkileyen bir kimyasaldır. Tanrıkulu, alacağımız basit önlemlerle akrilamit oluşumunun önüne nasıl geçebiliriz sorusunu cevapladı. Ancak alacağımız bazı basit önlemlerle akrilamit oluşum miktarını azaltabiliriz. Kızarmış ekmek, bisküvi ya da patates kızartması, fırın sütlaç gibi gıdalarda kavurma, kızartma, fırınlama işlemlerinde minimum süre ve sıcaklıkta tutulması, altın rengini aldıktan sonra ısıl işlemin sonlandırılarak gıdanın kömürleşmesinin engellenmesi akrilamit oluşum miktarını azaltacaktır.